Tabii bir trajedi. Yani bugün bazen hala da dalga geçiyoruz biz şeylerimizi konuşurken. Orada bir Hollanda Birliği vardı. Birleşmiş Milletler Barış Birliği olarak. Tabii ki Srebrenica bir safe haven'dı aslında. Yani sivillerin savaştan kaçıp sığındıkları bir yerdi. Zaten giden insanların çoğu genç değildi. Yani neredeyse hani 15 ile yani 50 yaş arasındaki boşnakların çoğu zaten savaşa katılmıştı. Çok az savaşa nitelikli erkek vesaire aileleriyle birlikte Srebrenica'ya sığınmıştı. O dönem içerisinde şeylerden bir tanesi şu, pek çok kişi hatırlamaz ama mesela Birleşmiş Milletler askerlerinin, Anprofor askerlerinin kaçırılıp canlı kalkan olarak kullanılması olayları vardı. Ve yani mesela bazı noktalarda özellikle NATO harekatının gecikmesine neden olan şeylerden bir tanesiydi. Tabii bir de mesela NATO çok hantal davrandı bazı şeylerde. NATO diyorum, Anprofor, Birleşmiş Milletler. Çünkü NATO'nun vuracağı yerlerde hala işte Birleşmiş Milletler'e ait unsurlar vesaire, gözlemciler ya da Anprofor'un unsurları vesaire bulunuyor diye bombalamaktan vazgeçildi. Bazı noktalarda müttefiklerin arasından birileri istihbarat geçerek mesela işte hedeflerin bir anda ortadan kaybolmasını sağladı vesaire. Bu dönem içerisinde şey vardı, bir an evvel hani devletler bölgede gittikçe derinleşen krizde kendi göndermiş oldukları hani birliklerin başına bir şey gelmesi konusunda oldukça endişeliydiler. Çünkü kamuoylarına hesap vermek durumundaydılar vesaire. Böyle bir durum vardı. Birleşmiş Milletler Anprofor kuvvetlerine söylenen şeylerden bir tanesi sadece hani şey yapmakla, destek olmak ve yardım etmekti. Üzerlerine ateş edilmedikleri takdirde Anprofor'a yetkisi verilmemişti. Yani sadece kendisini savunmak amacıyla ki öyle de bir şey ki kendinizi savunmayı ispat etmek yükümlülüğünüzün bulunduğu bir durumdasınız. Yani açık olarak çatışmaya girmiyorsunuz. Hatta çok çok çatışma sizin burnunuza gelene dahi girmiyorsunuz. Böyle bir durumdu, yaşanıyordu o dönem içerisinde. Hollanda askerleri, Sırplar gelip kendilerinden hani burada savaşabilecek yaşta olduğunu söyledi. Erkek nüfusu özellikle erkekleri toplayıp götürdüklerinde şeye inandılar. Yani aldıkları isimleri vesaire çünkü Sırplara verdikleri insanlar nüfus cüzdanlarını vesaire tutmuşlar. Bu bir hani delil olacağını, karşı tarafı çılgınca bir şey yapmaktan alıkoyacağını düşünüyorlar. İkinci tarafı herhalde tehdit hissettiler çok büyük ihtimal çünkü o bölge kuşatılmıştı. Tabii işin vahim olan tarafı Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan etmiş olduğu bölgeyi koruyamamış olmasıydı tabii ki. Bu Sırplara çok büyük bir cesaret verdi. Azgınlıklarını biraz arttırdı oradaki özellikle radikal unsurların hepsini demeyeyim. Sırpların hepsini de suçlamak yerinde olmaz. Ama sonuç itibariyle şimdi mesela biliyoruz ki 8 binden fazla insanı öldürmüşler bir anda. Ve etrafı da gömmüşler. Yani bunun için yaparsanız böyle bir şeyi cezalandırılmayacağınıza inandığınız için yaparsınız çok büyük bir ihtimalle. Ama sonuçta arkasından biliyorsunuz Savaş Suçları Mahkemesi vesaire kurulup pek çok kişi yargılandı. Bunların arasında Milosevic de vardı biliyorsunuz. Mladic vardı. İşte şeylerden Karadziç, Bosna Sırplarının lideri vardı. Tabii hepsinin bu şeydeki Srebrenica'daki katliamda parmağı vardı tabii ki. Yani bir anlamda bakıldığında özellikle Batı ve NATO Kosova'daki olay, Bosna'daki olaydan bir ders çıkardı. Çünkü çok gecikti NATO şeyi. Sanılanın tersine NATO Sırpları darmadağın etmedi. Sırpları sadece birkaç tane mevzisini vurduktan sonra Sırplar ellerini kaldırıp teslim oldular ve arkasından Dayton Anlaşması yapıldı. O küçük çapta harekatı yapana kadar pek çok insanın ölmesi beklenmiş oldu aslında. Kosova'da mesela beklenmedi. Kosova'da Birleşmiş Milletler'in hani bir kararla, Güvenlik Konseyi'nden geçireceği bir kararla şey yapmasına, NATO'ya izin vermesi ki Bosna'da beklenmişti, beklenmedi.
Ve tabii bir takım şey de vardı. Hani uluslararası hukukla ilgili bir tartışma arkasından yarattı. Ama sonuç itibariyle şöyle bir şey ortaya çıktı. Hani bu insani müdahale kavramı ortaya çıktı. Dendi ki, evet, illegaldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar almadık. Ama müdahale etmeseydik bu kadar insan etnik temizliğe yapacaktı. Yani kötülerden bir tanesini seçmemiz gerekirdi. Bunu seçtik. Arkasından da bu kavram biraz daha genişledi. Şimdi mesela responsibility to protect diye bir şey var. Ve bu Birleşmiş Milletler'in artık bir şeyi doktrini olarak var. Burada da her devlet kendi vatandaşını bu tür etnik cleansing vesaire korumakla yükümlü. Ama devletin kendisi ilk başta yükümlü. Eğer devlet koruyamıyorsa uluslararası toplumun müdahale etme hakkı var. Yani Bosna'dan bu yana olan olaylar aslında uluslararası hukukun da gelişmesinde yeni konseptlerin doktrinlerin eklenmesinde de etkili oldu. Ama mesela hani hukuk gibi bunu hakkaniyetle uyguluyorlar mı uygulamıyorlar mı meselesi başka bir şey. Çünkü uluslararası ilişkilerde hani her türlü şey uluslararası hukuk kuralı işinize geldiği gibi, büyük devletlerin işine geldiği gibi işletilebiliyor bazen böyle şeyler de olabiliyor. Yani kör gözün parmağı bir gücü varsa bunu yapmaya devam edebiliyor.